Karşımızda y eşittir fx'in grafiği var ve bizden 3 farklı limit değerini bulmamızı istemişler. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İlk olarak x 6'ya giderken f(x)'in limitinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Görebileceğimiz bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Evet, x iki taraftan da 6'ya yaklaşırken. Sol taraftan başlıyorum. x 6'ya 6'dan küçük değerler alarak yaklaşırken f(x)'in 1'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Öyle değil mi? 6'ya sağdan yaklaştığımızda da f(x)'in yine 1'e yaklaştığını görüyoruz. Bu arada limitin olması için sağ ve sol limit değerlerinin aynı olması gerektiğini hatırlıyorsunuz. Ve karşımızdaki grafiğe göre grafikler çoğu zaman kesin olmazlar ama buradakinin bize iyi bir tahmin verebileceğini düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi f(x) 1'e yaklaşıyor. Burada daha koyu bir renk kullanayım sıradaki. Şimdi de x 4'e yaklaşırken limitin ne olduğuna bakalım. 4'e soldan yaklaşırken bir bakalım x 4'e soldan yaklaşırken fonksiyonun değerinin 3'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu arada fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktada limitinin olabileceğini de eklemek istiyorum. f 4 nedir diye sorarsanız size tanımlı değil cevabını veririm. Az önce de söylediğim gibi x 4'e soldan yaklaşırken f 3'e yaklaşıyor gibi görünüyor. Peki 4'e sağdan yaklaştığımızda da yine aynı durum geçerli mi? Evet fonksiyonun değeri bu durumda da 3'e yaklaşıyor. Bunun için grafiğe dayanarak x 4'e yaklaşırken limitinin 3 olduğunu söyleyebilirim. Fonksiyon bu noktada tanımlı olmasa bile. Peki, son olarak bir de x 2'ye yaklaşırken limitin ne olduğunu bulalım. Bu, bu biraz daha ilginç işte. Fonksiyon bu noktada tanımlı. Yani f2, 2'ye eşit. Bir bakalım. Soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri 2'ye yaklaşıyor. Ama 2'ye sağ taraftan yaklaştığımızda fonksiyonun değeri giderek 5'e yaklaşıyor. Tam olarak 5 olmuyor ama f 2,1, 2,01, 2,001'i düşündüğümüzde fonksiyonun 5'e yakın değerler aldığını görüyoruz. Ve sağ limitle sol limitin farklı olduğu bu durumda yani 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken fonksiyon farklı değerlere yaklaştığından dolayı bu limit yoktur. Evet, yok diye yazabiliriz. İlginç değil mi? Birinci örnekte fonksiyon 6 noktasında tanımlıydı ve limit fonksiyonun o noktada aldığı değere eşitti. Burada fonksiyon x eşittir 4 de tanımlı değildi ama buna rağmen limit vardı. Burada ise fonksiyon x eşittir 2 de tanımlıydı ama limit yoktu. Grafikten limit bulma konusunda gelin bir alıştırma daha yapalım. Evet, buradaki de y eşittir gx'in grafiği. Şimdi gene isterseniz videoyu durdurup bu limitleri kendi kendinize bulmaya çalışın. Peki, ilk olarak x 5'e yaklaşırken limitin ne olduğunu inceleyelim. 5'e soldan yaklaşırken gx yaklaşık olarak düzgün bir çizgi çizmeye çalışacağım. Evet, yaklaşık olarak bu değere yaklaşıyoruz. 5'e sağdan yaklaşırken de durum aynı. Yani yine aynı değere yaklaşıyoruz değil mi? Bu yüzden de bu değeri tahmin edecek olursam aşağı yukarı 0,4 gibi görünüyor. Bu limit kesinlikle vardır ama değerinden emin olamıyorum. Bunun için yaklaşık olarak, yaklaşık olarak 0,4 yazayım. 0,41 olabilir. 0, 41, 45, 67, 89 ne bileyim bunların hepsi olabilir. Grafiğe bakarak bunun tam olarak ne olduğunu söyleyemem ama 0,4 iyi bir tahmin gibi görünüyor. Peki sırada x 7'ye yaklaşırken ki durum var. Soldan yaklaşırken yani x 7'den küçük mesela 6,9, 6,99 ya da 6,999 gibi değerler aldığında fonksiyonun değeri 2'ye yaklaşıyor değil mi bu arada G7 5'e eşit ama 7'ye soldan mesela 6,9, 6,99 gibi değerlerle yaklaşırken fonksiyonun değeri 2'ye yaklaşıyor. 7'ye sağdan yaklaştığımızda ise yine aynı durum geçerli. Fonksiyonun değeri yine 2'ye yaklaşıyor öyle değil mi? Kısacası fonksiyon bu noktada tanımlı. Limit de var ama fonksiyonun 7'de aldığı değer x7'ye yaklaşırkenki ki limit farklı Evet. Son olarak bir de x 1'e yaklaşırken neler olduğunu görelim. Yine aynı şeyi yapalım. Sol taraftan yaklaşırken, evet, fonksiyon sınırsız. x 0,9, 0,99, 0,999 gibi değerler alırken fonksiyon sınırsız bir şekilde artı sonsuza gidiyor. Sağdan yaklaşırken de, bakın fonksiyon yine sonsuza gidiyor. Formal ya ya da formal olmadan insanlar bu durumda limitin sonsuza yaklaştığını söylerler. Ama eğer gerçekten de formal olmak istiyorsak, yani limitin bu durumda ne anlama geldiğini doğru bir şekilde açıklamak istiyorsak, sınırsız olduğu için limit yoktur demeliyiz. Peki, not ediyorum. Yoktur.